Merhabalar, beni izlemeye hoş geldiniz. Dünkü maske videomun ardından bugün size bu kullandığım maskedeki kalıbın yapılışını anlatacağım. Bu da gayet basit. Hemen başlıyorum. Böyle bir dikdörtgen çizdim. 13-16 santim ebatlarında. Şimdi diğer ölçülerini vereceğim. Bu uçtan sola doğru 2,5 santim giriyorum. Önce işaretlerimizi alacağız. Alta da 7 santim ineceğim. Alttan yukarıya 6,5 santim çıkıyorum. Alt kısımdan bu tarafa 3 santim gireceğim. Santim işaretimizi alıyorum. 2,5 santim bu tarafa girdik. Aşağıya 7 santim indim. Aşağıdan yukarıya 6,5 santim çıktım. Buradan sola doğru 3 santim girdim. Daha sonra bu uca geliyorum. En uç köşeye. Solacak. 4,5 santim yukarıya çıkıyorum. Yedi santim bu araya veriyorum. Toplam 16 santim zaten. Geri kalan 4,5 santim de burası ediyor. Bu şekilde oluşturmuş oldum dikdörtgenimi. Şimdi çizimini yapacağım. Yuvarlak hatlarını yapacağım. Bunu bir pistole yardımıyla da yapabilirsiniz. Evde yoksa bu şekilde elinizle de eğimlerini verebilirsiniz. İsterseniz önce şu şekilde birleştirelim. Daha kolay anlamamız için. Bunu burayla birleştiriyorum. Yine aynı şekilde burayla birleştiriyorum. Daha sonra bunları eğdireceğim. Ben elimle yapacağım şimdi. Dileyen pistoleyle de yapabilir. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi eğimini veriyorum. Buradan biraz kaç kere silerek düzeltebiliriz. Evet, yuvarlatıyorum. Bu yukarı doğru burun kısmı olacak zaten. Bu şekilde. Siz daha nasıl muntazam olmasını isterseniz burayı da yüzümüzün üst kısmına gelecek burun kısmı. Bu şekilde şöyle daha detaylı göstereyim. 2,5 santim. Normalde 13'e 16 santimlik bir dikdörtgen oluşturduk. 2,5 santim bu tarafa, 7 santim, 6,5 santim, 3 santim, 4,5, 7, 4,5 santim yukarıya çıktık. Daha sonra düz çizgiyle birleştirdik. Daha sonra elimizle eğimimizi verdik. Dediğim gibi dikiş payları içerisinde zaten maskemiz gayet iyi. Yüzde duruşu da çok güzel. İşte bu da küçük kızımda duruşu. Biz pandemi çıktığından beri aynı maskeyi kullanıyoruz. İki kat popli.
Poplin olduğu için ilk yıkamada biraz çekebilir ama inanın hemen yüze tam tamına oturuyor. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.